Arriving Games'in yeni serisi Keşif'e hoş geldiniz. Bu video serisinde size piyasaya çıkan en yeni oyunları 5 dakika içerisinde ana hatlarıyla tanıtacağız. Daha sonrasında ise oyunu her yönüyle inceleyeceğimiz Kritik isimli video serimiz yine YouTube kanalımızda olacak. Seride Demon's Souls ile birlikte 3. oyun diye nitelendirebileceğimiz Dark Souls 2, From Software'in önce konsollara ardından da PC'ye gerçekleştirdiği sunum ile oynanılabilir durumda. Açılışı bir önceki oyunda olduğu gibi bazı aksaklıklarla gerçekleşen oyun yine de insanları ekran başına kilitleyerek karanlığa doğru sürüklüyor. Firmanın başyapıtı diyebileceğimiz Dark Souls'un çıkışının ardından 3 yıl sonra gelen yapım, siz ilk oyunu oynamamış olsanız bile size tam bir deneyim sunuyor. Oyun, başladığınızda geçmişinizle ilgili bazı şeyleri hatırlatıyor ve sizi bu soğuk evrenin içine atıyor. Sürekli bir şekilde daha fazla şey öğrenmeniz için sizi kendisine çeken oyunda hikayeyi yaşayarak öğreneceksiniz. Hikayenin anlatımı ve sunumunun ise ilk oyuna nazaran daha belirgin hale geldiği de gözümüzden kaçmıyor. Genel itibariyle RPG oyunlarının karakter yaratma ekranlarının bir benzeriyle seçtiğimiz sınıflardan birini hayalimize en uygun forma sokarak oyuna başlayabiliyorsunuz. Tabii sınıf seçip karakterinizi yaratırken şunu hatırlatmakta da fayda var. Dark Souls 2'de kolay bir savaşa yer yok. Karakterinizde seçebileceğiniz her sınıf oyunu oynarken size aynı zorlukta bir mücadele sunuyor. Ama işi eğer daha da ileriye götürüp kendinize işkence etmek isterseniz Deprived olarak adlandırılan hiçbir özelliği olmayan sınıfı seçebilir ve size kafayı yedirtebilecek bir oyuna başlayabilirsiniz. Tuzaklar, zorlu düşmanlar, neredeyse asla sahip olamayacağınız kendini güvende hissedebilme imkanı ile büyük emek ve dikkat isteyen bir dünyada savaşıyorsunuz. Oyunda birbirinden farklı özelliklere sahip düşmanlar yolunuz boyunca karşınıza çıkıyor. Hemen hemen her düşmanın zayıf ve güçlü noktaları farklı. Bunları iyi tartmadan giriştiğiniz bir savaşta düşmanın ayakları altında can vermeniz içten değil. Dark Souls 2'de yaptığınız her hareketin mutlaka bir önemi bulunuyor. Konuştuğunuz insanların, satıcıların veya öldürdüğünüz herhangi birinin bile oyunun gidişatına etki ettiğini görüyorsunuz. Yanlış alınmış kararlar sizi dönüş olmayan bir noktaya sokabiliyor. Boss savaşlarına gelince. İlk oyunda insanların sinirden gamepad'lerini kemirme noktasına geldiğini eski oyunu takip eden ve oynamış olanlar hatırlayacaktır. Dark Souls 2'de birinci oyunda olduğu gibi size elinden geldiğince acımasız davranacak. Bununla birlikte Dark Souls'un ilkini oynamış olan antrenmanlı oyuncuların kolaylıkla savaşa adapte olması mümkün gözüküyor. Ayrıca ilk oyundan alışık olduğumuz PvP mücadeleleri, oyuncuların birbirleriyle notlarıyla haberleşmesi ve oyundaki bossları beraber kesebilmesi gibi multiplayer özellikler de bu oyunda mevcut. Oyunun grafikleri Xbox 360 ve PlayStation 3'te elbette çok göz alıcı değildi. Bununla birlikte PC sahipleri oyunun savaş mekanikleri kadar görsel açıdan da kendilerini tatmin etmesini beklemekte. Yine de bu konuda çok fazla umutlu olmamakta fayda var. Çünkü grafikler ve oyunun arayüzü çoğu noktada kendine hayran bıraktırmaktan oldukça uzak. Daha çok sadelik ve kendine has temasıyla ön plana çıkıyor. Yine de oyunun ortalama sayılabilecek grafiklerinden daha önemlisi oyunun oynanışı olduğu için bu konuya çok takılmıyoruz. Ayrıca bu kadar popüler bir oyunda başarılı pek çok modun yakında piyasada olacağı ve bazı eksik noktaları kapatabileceğini düşünüyoruz. Dark Souls 2'nin altını üstüne getirip her yönden inceleyeceğimiz kritik video serimizde de geriye kalan diğer detayları görebileceksiniz. Oyunun tüm mekanikleri ve önemli detaylarını işleyip artı ve eksileriyle size sunacağımız videoyu 2 Mayıs'ta yine burada izleyebilirsiniz.